3 Mayıs 9 Mayıs Değerli boğa burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Ağız tadında geçsin. Rabbim evinize bereket, huzur, aydınlık getirsin istiyorum. E Tüm dünyaya iyilik ve güzellik gelsin istiyorum. Daha doğrusu bu olur. E, yükselen ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. E-Akkaya Official Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Bu ara e, çok fazla toplantı, çok fazla e, insanlarla diyalog hakimiyeti yoğunlaşacak. E, özellikle de e, çevre Çevrenizdeki insanlara bir güvensiz e, kendinizi koruma altına alabilirsiniz ve bu davranış insanların tepki, e, biraz soru işaretleri bırakabilir. Evet, siz kendinizi yine kontrol edin ama insanların bakışlarını, insanların davranışları sizin üzerinizde fazla olacak. O yüzden siz başarılısınız, yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ama çevrenizdeki insanlar sizi kıskanıp sizin işinize zarar verebilir. O yüzden kendinizi aynı edada devam edin. Zarar göreceğiniz insanlara özellikle yöneticiniz ya da patronunuzla ilgili bazı karmaşıklıklar size zarar verecek dikkat etmenizi istiyorum. Eee yeni kurmaya çalıştığımız ya da işlerinizde bir bozulma varsa özellikle şunu demek istiyorum. 15 gün boyunca yani 3 Mayıs 15 Mayıs'a kadar bazı yenilikler bazı fırsatlar bazı başlangıçlar sizi motivasyon yaratacak önemli adımlara doğru kararlar ve doğru başlangıçları sağlayacaksınız ama şöyle bir durum var sizde e, iletişimle alakalı noktalarda yanlış anlaşılmalara maruz kalabilirsiniz. Bunları toparlama, kalıcı anlaşmalar için de büyük bir ihtimal 12 Nisan, 13 Nisan'a ihtiyacınız var. E, evet, aslında işinizle ilgili pürüzlerin iyileşeceği Çevrenizdeki insanların fesatlığı yüzünden işinizde zararlar göreceğiniz ve yapacağınız büyük projeler size maddi olarak büyük kazançlar sağlayacak ama biraz yorgun biraz kararsız biraz enerjinizin değişmesine ihtiyacı var bunun için yoga meditasyon namaz kılmak dua etmek iyi geleceğini düşünüyorum bu enerjimizi toparlayalım ortaklı işlerde kazançlar hızlanacak beklenmedik ve teklifler size mutluluk getirecek Eğer ortak yeni iş kurmaya çalışıyorsanız da e, size gelecek bu teklif sizi mutlu edecek işinizde yavaş yavaş toparlanma ve markanız ve sisteminizi kuracaksınız özellikle işsiz olan değerli boğa burçlarına şunu demek istiyorum 9 Mayıs'tan sonra yani e, 11-14 arasında iş kapınızla ilgili olumlu anlaşma, yenilik söz konusu olacak ve yapacaklarınız ve gelecek e, iş konularınızda daha rahat kapılar sağlayacaksınız. Yani uzun süredir hak ettiğiniz evretlere geri dönüş sağlanacak. Geçmiş e, iş mahkemeniz, mahkeme konularınız varsa Mayıs e, bu hafta, yani Mayıs sonuna kadar mahkemesel konularınızla ilgili adımlarda takip edin. Zararlı çıkabilirsiniz. İhmal etmenizi istemiyorum. Sağlık olarak özellikle kulak burun ve boğaz ve mide enfeksiyonlarımıza dikkat edeceğiz. Hassas olarak gözüküyor. Evli olan boğa burçlarında gereksiz tartışma ilişkiyi zora doğru itiyor. O yüzden birbirinizi anlamaya çalışın. Radikal boşanma kararı vermediniz. Bence bu ilişkiye bir şans daha ihtiyacı var. Birbirinizi doğru anlayın diyorum. E, i̇lişkisi olmayan ve uzun süredir ilişki problemi yaşayan boğa burçları biraz daha sakinleşirseniz. Yani Mayıs bitmeden kalp arkadaşınız var ama sizde hani uzun süredir yalnızlık boşluğunuz var ya sivilmeye ve sahiplenmeye ihtiyacınız var hak veriyorum ama doğru insan için vakit var bir de geçmişinizden birinden haber bekliyorsanız iletişim gerçekleşecek ama sizi tatmin edecek bir iletişim olarak görmüyorum o yüzden kafanızı çok fazla geçmişle yormanızı istemiyorum aile büyüklerimizin ev taşınması ya da şehir değişikliği ya da ailenizi memlekete yollayabilirsiniz. Bu ara bunların koşturması sizi yorabilir. Devamlı bir yolculuk telaşı var. Özellikle yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrak kapı ya da yurt dışı ile ilgili e, so sorunların çözülmesini istiyorsanız gerçekten Mayıs'ın sonuna kadar hedeflediğiniz noktalarınız size çok büyük mucize yaratacak korkmanıza gerek yok diyorum parasal konularınızda kazançlarınız gerçekten artacak ama şunu demek istiyorum siz kendi düzeninizde lüksü ve rahatlığı sevdiğiniz için biraz para kredileriniz ödemelerinizle alakalı ne kadar kendinizi güvende hissetseniz de zevkleriniz için gereksiz harcamalarınız var bunları kontrol edelim uzun süredir satmaya çalıştığınız bir ev anahtarı aracınızla ilgili doğru bir süreç yani 14 ya da 15 Mayıs'a kadar satılmış olarak gözüküyor yerine yeni bir araç söz konusu olacak çocukla ilgili planı olan tedavi görmek isteyenler için başlayın hayırlısıyla olacak gözüküyor ama evliliği ters gidenlerde radikal boşanma kararı var Lütfen bu ilişkiye bir şans daha verin istiyorum bir de şu var yakın dostunuz, yakın çevreniz, yakın aile, aile, yakın akraba, yakın çevrenizle alakalı yaşayacağınız bazı sorunlar sizi üzüntüye sokabilir. O yüzden ailenizi bu olayın içerisine katmazsanız sevinirim. Uzun süredir Geçmişte ölmüş biri olabilir ya da hasta biri olabilir bir özlem duyuyorsunuz. Ya kabrini ziyaret edin ya da çünkü geçmişe dair özlemleriniz, hatıralarınız, enerjiniz çok fazla var ve geçmişte yaşama ruhuna eriştiniz. Bu enerjiler için yüzleşin, geçmiş karmanızı toparlayın, siz yaşıyorsunuz. Hayattasınız ve mücadeleleriniz var. Özellikle boğalar üniversite sınavına giriyorsanız güzel sanatta, hukuk bölümü ve tıp isteyenlerde büyük başarı ve aydınlık var. Lise öğrenciniz varsa başaracak endişe etmenizi istemiyorum. Yalnız değerli boğalar son zamanlarda göz tansiyonunuz ya da göz probleminiz olabilir ihmal etmeyin diyorum. Bir de sadaka verin. Sadaka vermeniz lazım. Çok fazla enerjiniz içine kapanmış. Sadaka size o hayırlı gelecektir. Vücudunuza şifa getirecektir.